Petrol ve doğalgaz arama gemilerinden bahsedeceğiz. Berat Albayrak, kulakları çınlasın. Allah sağlıklı, hayırlı ömür versin. Berat Albayrak'ın başlattığı bir süreçti bu. Bakın, Berat Albayrak'ın başlattığı o süreç nerelere kadar geldi? ...2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol, doğalgaz, onshore offshore, denizde ve kara sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok. Milli enerji politikasının mimarı Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde başlatılan enerjide tam bağımsızlık hamleleri sürüyor. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüzer Gaz İşletme Platformu gemisinin müjdesini verdi. 2 ay sonra Türkiye'de olacağını söyledi. Brezilya'dan alınan platform şu an Singapur'da. Gazı işleyecek şekilde yenileniyor. Peki bu platformun özellikleri neler? Yüzer Gaz İşletme Platformu 300 metre boyunda, 58 metre genişliğinde, yani 4 futbol sahası büyüklüğünde, gemiye benzeyen platformun motoru yok. Sakarya Gaz sahasında ham gazı denizde işleyecek ve 5 milyon kişiye yetecek kadar doğalgaz üretilecek. Platformda teknik personel için de bir yaşam alanı var. Platformu önce yurt dışından gelen uzmanlar kullanacak. Türk ekiplere de eğitimler verilecek. Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu platforma sahip 6. ülke olacak. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han sondaj gemileri, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Yüzer Gaz İşletme Platformu gemisiyle Türkiye, enerjide bağımsız ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.